her şey bir tarafa. Bir alın teri dökülüyor burada, bir emek veriliyor. Herkes işini, gücünü, çoluğunu, çocuğunu, düzenini bırakıp bir 5 gün burada mesai harcıyor. Ve de hak çok önemli. Biz de her hafta Allah'ımıza şükürler olsun yani hak eden kazanıyor. Şimdi siz emeği görmezden gelirseniz, hak yerseniz, bunu da göze soka soka yaparsanız bunun da bir takım yaptırımları olacaktır tabii. Yani sonuçta burası çocuk oyuncağı değil. Ya 50.000 TL öyle ben kafama göre istediğimi birinci yaparım, istediğime de 3 veririm, hiçbir şeyi de beğenmem. Ben hep onu söylüyorum. Bakın bizdeki en önemli kriter ortak kanaat. Masada 3 kişi en az bir yemeği beğenmemişse zaten ona kimse bir şey demiyor. Ben de dahil itiraz etmiyoruz. Yani onun bir şeyi var. Şimdi burada ekibimiz tadıyor. Yemeği değerlendiriyoruz. Bildiğimiz yemekler olmuşsa olmuş, olmamışsa biz kalkıp da olmamış yemeğe niye 3 verdin veyahut niye 7 vermedin demiyoruz ki. Evet. Ama yani göz görüyor, seyircilerimiz biliyor, tanıyor. Yani yemekteyiz yıllardır var. Ben sunuyorum 2 sezondur. Herkes her şeyin farkında. Çocuk gibi birbirimizi kandırmaya da gerek yok. Bence de. Biz artık neyi kasıtlı yapılıp, neyin bilinçli yapılıp yapılmadığını çok iyi farkına varıyoruz. Yani dolayısıyla kendin de söyledin sevgili İbrahim. Kötü müydü yemeklerin? Değildi. Hataların var mıydı? Vardı. Var. Kırılacak noktaların evet, da vardı var. Herkesin olduğu gibi. Evet. Birazdan benim puanlarımı da göreceksiniz. Evet. Ama onluk olmadığını sen zaten beyan ettin. Kesinlikle. Ama maalesef Sevda gerek tutumuyla, gerek söylemleriyle, bana gerekse de verdiği hırsıyla. Puanlarla maalesef... Nurgül bir şey mi söylemek istiyordun? Dedim ki bana olan hırsıyla... Alıp 10 vermeyi tercih ettim. Ya Allah aşkına siz benim menümle zaten istemiyorum. Siz yarışmacıları bile benim siz yarışmacıları hep tepki yaparak konuşmalarınızla zaten beni bu duruma düşüren sizsiniz. Öyle mi? Siz bence konuşmayın. Sizin beni çekemediğiniz cevap veriyorlar mı? Sizin kıskandığınız aşikardır efendim. Çok kıskandım. Siz kıskanıyorsunuz. Evet, çünkü hayatımda böyle bir kres görmedim. Evet, kesinlikle. Kıskandığınızdan kısmını biliyor musunuz? Evet, siz kazanacağınızı anladınız. Böyle ben 10 vereyim de sonra 50-50 bölüşürüz herhalde böyle hesaplarım. Yok, kiminle neyle 50-50 dönüşüyor peki? Yok, öyle bir şey zannetmiyorum. Ben zannetmiyorum. Ben zannetmiyorum. Ben de İbrahim hiçbir dahli olmadığını ve ondan bağımsız gelişen. Murat Can menüsünü yetiştirmedi ya. Evet, evet. Muratcan menüsünü yetiştirmedi. Krep yapmadım Allah'tan. Çünkü niye yetiştiremedim? İşte keşke krep yapsaydınız siz. Muratcan krep yapsaydı bu durumda dünyalara duyursaydım krepleri değil mi? Siz duyursaydınız duyuran yani duyuyor. Yani birinci olmanız mümkün değildi. Ya ben siz birinci olmasaydınız Muratcan'ın birinci olmasını siz istiyordunuz. Öyle mi? Tabii ki menüsünü yetiştirmiş olsaydı. Ben kesinlikle burada ayrım hayatta yani puanlarını puan da anlamışsınız. Verecektiniz. Bir puan haksızlık yaptım. Verecektiniz. Onu da dile getirdim. Hayır, siz adaletsiz puanlar verdiniz. Onu kendinize siz, soracaksınız. Siz onu kendinize sorgulayın. Siz ben bana 4 verdiniz. Muratcan'a 3 verdiniz. Neden? Ben bir para emeğine verdim. Menüsünü mutfakta emek harcadım. Yetiştirmemiş. Ben emeğine verdim. Yetiştirmediği için sıfır bizde yok. Sıfır ya da bir efendim. Efendim. Sıfır bir neyse bir puan vermeniz gerekirken bir mi? Siz yetiştirmediniz. Krep mi yaptınız? Bakın programın formatı budur. Krep mi yaptınız? Siz yetiştirmediniz. Krep mi yaptınız? Benim krebime laf söylemeyin. Siz benim krebime kurban olun. Efendim? Kendisine soruyorum. Benim üçüme itiraz ediyorsunuz ya. İbrahim Bey de 3 verdi. Ama 10 verdiniz İbrahim'e. Nasıl oluyor? İbrahim Bey evet, İbrahim'e 3 verdi. Ya yetiştirmeyen yarışmanın formatı bu. Ya yetiştirmeyen bir şey yok. Yok. Nasıl yetiştirmeyen? Bakın ya yetiştirmeyen. Hakkınızı yaldığınız başlıyor. Kızıyorsun ya 3 verdiği için. O da diyor ki bana tepki gösteriyorsun da eksik menüye niye 2-1 vermediniz diye hesap soruyorsun da İbrahim de 3 verdi Muratcan'a ona niye kızmıyorsun diyorlar. Sen peki Neslihan Hanım da bana 3 verdi. Niye Neslihan Hanım'ın 3'ünü sorgulamadın? Buradan sonuç alamayacağız. Neden İbrahim? Eksik yoktu. Burada arkadaşlar olan sen bir kere benim üstümden prim yapmaya çalışıyorsun ama başaramadın. Çakalların saltanat da aslanlar ayağa kalkana kadardır. Sayın sayın siz. Siz sayın. Gidin evde bol bol şiir yazın. Ama sakın yemek yapmayın.
Yani dışarıdan söylüyor arkadaşlar. Keşke yazsa oradan buradan söz duruyor ya. Söz gümüşse süküt altındır. Lütfen. Söylüyor ama gerisi bize gelmiyor. Evet, şimdi şöyle bir durum var. Masada zaten uzun uzun anlattım. Geçen gün de söyledim. Maalesef istemediğimiz şeyler yaşadık. Evet. Hepimiz, yani hepimiz için sevgili izleyenler katılacaksınız herhalde ki biz yaşadıklarımızın ancak bir kısmını yayınlayabiliyoruz. Yayıncılık etiği gereği ve bize göre doğrusu da bu. Bütün yaşananları maalesef yarışmacının da burada şahittir zaten. Yansıtamayız ekranlara, takdir edersiniz ki ama gerçekten de çok üzüldük, çok gerildik. Hepimizin sinirleri çok yıprandı. Sebebini biliyorsunuz. Tekrar tekrar konuşmaya gerek yok. Çok üzülerek bir karar almak durumunda kaldık biz bu hafta ekibimle beraber. Daha evvel de söyledim. Maalesef ortak kanaat olarak beğenilen ve ortalama bir puanın üzerinde puan alan yarışmacıya eğer bir kişi çok düşük puan veriyorsa ve makas çok açıldıysa artı üzerine bir de kusursuzmuş, mükemmelmiş gibi bir başka yarışmacıya da üzerine tam puan veriyorsa biz orada bir kasıt niyet arıyoruz. Zaten kendisi sevgili Sevda, sen de bıçağı sallayarak Nurgül'e sizi birinci yapmayacağım, göreceksin sizin birinci olmamız için elimden geleni yapacağım dedin. Hayır, ve de maalesef 3 puan verdin, hareketlerin, davranışların, söylediklerin bir tarafa, bir de üstüne öyle bir şey söylemedim ama ben kayıtları görmek istiyorum Zuhal Hanımcığım. Tabii seyredersin, tamam. Evinde seyredersin. Aynen. Hatta maalesef çok ama üzülerek... Ama bayan diyor ki ben birinci olacağım, birinci olacağım. Sevgili Sevda, maalesef kasıtlı verdiğim puanlar neticesinde ekibimle beraber senin diskalifiye olmana karar verdik. Tamam, teşekkür ediyoruz. Elini ayağına, emeğine sağlık. Buyursunlar, çok teşekkürler. Bence adaletli bir şey şu an. Hadi alalım arkadaşımızı, eşlik edelim. Teşekkür ediyoruz. Belli ki başka sıkıntılar, problemler var ama oranın çözümü burası değil. Dediğim gibi herkesin derdi olabilir, herkesin bir sıkıntısı olabilir ama kimsenin egosunu buradan... Bu yarışma üzerinden, daha da önemlisi yarışmacıların hakkı üzerinden tatmin etmesine izin vermem. Bu programda bugüne kadar evet haksızlıklar yapan yarışmacılar oldu, eksik puanlar verenler oldu. Gerektiğinde zaten gerekli müdahaleleri yaptık. Daha evvel de yapmadığımız şey değil. Bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Sevgili seyircilerim beni çok iyi tanırlar. Maalesef sadece Nurgül'e verdiği 3 değil, İbrahim'e verdiği de 10 tam puan da kasıtlıydı. Biz zaten oturduk, ortak karar aldık. Kaldı ki gerçekten de bizler için çok zor bir hafta oldu sevgili izleyenler. Dediğim gibi hiç yaşanmaması gereken şeyler yaşandı. Hiç söylenmemesi gereken şeyler söylendi. Daha da fazla bir şey söylemek istemiyorum. Sevgiler buradan. Evet, gelelim biz şimdi gerçekten de heyecanla beklenen o ana yavaş yavaş. Maalesef bu hafta, bir de şunu da ekleyeyim, çok özür dilerim. Sevda diskalifiye olduğu için onun verdiği puanlar silindi. Geriye kalan 4 yarışmacının ve benim puanlarım sonrasında elimde olan tabloya göre bu haftada şampiyonumuzu belirledim.